demokrasi olmazsa o toplum içinde de demokrasi olmaz, tabii, yeşermez tabii. ve filizlenmez. Tabii. Yine Türkiye örneğine dönersek, işte bir yanda Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz ama diğer yanda ülkemizde hala kanayan bir yara, bir töre cinayeti gerçeği var. Evet. Bunu nasıl kıracağız? Şimdi utanç verici bir şey bunun. Bir defa yani töre cinayeti diye herhangi bir cinayeti haklı görmenin bir anlamı yok. Yasalarda da bilmem işte töre cinayeti diye hafifletici sebep diye kullanmanın bir anlamı yok. Ama bırakınız cinayeti, ben size çok daha gündelik bir şeyden söz edeyim. Benim yaptığım yani toplumsal araştırmalara göre çevremizdeki ailelerin 1/3'ünde anne baba çocukları dövüyorlar, 1/3'ünde. Yarısında da koca karısını dövüyor. Bu da tespit edebildiğimiz, yani bu tespit edilebilir. Aslında oranlar daha yüksek ama. Tabii en azından yani bunu söyleyen, evet. itiraf yani eden, duydunuz açıklayan. Mu etrafınızda diye sorduk. Evet. Siz yapıyorsunuz mu diye sormadık ama. Şimdi öyle bir toplum düşünün ki 1/3'ü bu vatandaşların, bu toplumun 1/3'ü dayak yiyerek büyüyor. Ve onların annelerinin de yarısı halen dayak yiyor. Bu toplumda demokrasi olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Tabii dayakla büyüyen insanın ilk başvuracağı tedbir ya dövmektir ya da anlayacağı tek dil gene şiddettir, dayaktır. Böyle şey olur mu? Onun için aileden başlayacak. Yani ailede sevginin, saygının belli tabii hakların. Şimdi çocuk bir de başka bir şey daha var. Orada onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani küçücük çocuğa anne babayla tamamen eşit hakları verirseniz böyle bir demokrasi de olamaz. Yani hayatı bilmeden... Bilmeden hiçbir insan düzgün karar veremez. Onlara onu öğreteceksiniz. Karar verme süreçlerini öğreteceksiniz. Kişiliklerini geliştireceksiniz. Sedef Hanım, bu zor bir iş. Yani analık babalık hani böyle işte Mevlam kayıra çaldım saldım çayıra ile olmaz bu işler. Yani hani saldım çayıra Mevlam kayıra, yani çayıra yolladım Allah korusun. Böyle şey olmaz. Annelik babalık çok ciddi bir iştir ve çok zor bir iştir. Çok zor bir iştir. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Her baba da bir hocadır. Her anne de bir hocadır tabii. Her anne de bir hocadır, her baba da bir hocadır. Daha korkunç bir şey söyleyeyim. İsteseler de istemeseler de. Her anne bir hoca, her baba bir hocadır. Yaptıkları, söyledikleri her şey o çocuklar tarafından teyp gibi veya kamera gibi algılanır. Eğer adam eşini dövüyorsa çocuğuna dayağın doğru ve iyi bir şey olduğunu öğretiyordur. Hele çocuğunu bizzat dövüyorsa doğrudan doğruya dövmeyi ve dayak atmayı öğretiyordur.